Kısa. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben ne yapacağım bugün? Mercimek köftesi yapacağım. Mercimeklerimi şöyle şu şekilde yıkadım. Şimdi tencereme koyacağım. Bunları biraz kaynamaya bırakacağım. Üzerine biraz şuradan su alalım. Temiz yıkadım mercimeklerimi. Şu şekilde suyunu da koydum üstü kapanana kadar. Şöyle şu şekilde. Biraz da ince bulgur ekleyeceğim. Onu da biraz sudan geçireyim. Sudan dediğim şöyle ince tozunu elekten şöyle geçireceğim. O da burada kalsın. O orada kaynamaya kalsın. Ben şu an şimdi yukarıda çatıda biraz yeşil soğanlarım var, maydanozlarım var. Oradan biraz onlardan alıp geleceğim. Onları doğrayacağım. Marullarım burada. Malzemelerim hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi ben öbür malzemelerimi alıp gelip yıkayıp temiz doğrayacağım. Arkadaşlar ben mercimeğimi kaynattım. Şu şekilde içine de ince bulgurunu attım. Şöyle biraz buharının çıkması için alt üst karıştırıyorum. Hem mercimekleri erisin diye. Şimdi öbür malzemelerini atacağım. Şöyle kendi el yapımımız salçamız var. Onu atacağım ben. Şu şekilde. Ters geldi ya. Tamam. Bu şekilde. Bu kendi yazdan yapmış olduğumuz el salçası. Böyle bu şekilde hem harmanlayacağım hem buharının çıkmasını bekleyeceğim. Yeşilliklerini atmadan. Burada ben kırmızı pul biber, toz biber, tuz. Onları da ilave ediyorum. Yağımız salçanın içindeydi arkadaşlar. O yüzden yağ atmıyorum. Salçaya kavururken attım diye. Şu şekilde. Kameramız. Hava bugün yağışlı olduğu için arkadaşlar biraz karanlık düşüyor. Mutfak tarafı. Bu biraz daha soğuyana kadar ben şimdi şuna şöyle şu tepsimize biraz marullarımızdan altına döşeme yapacağım. Böyle sap taraflarını içine getireceğim. Altını şöyle. Temiz yıkadım. Buraya ayırdım. Şöyle şu şekilde şunu da ortasına koyalım. Güzel yeşilliklerimizi de bu şekilde tepsime ayarladım arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şuraya maydanozumu, soğanımı doğramış olduğum malzemelerimi de içine atacağım. Şimdi bunları da harmanlayacağım tekrardan. Video arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi hava şartlarından dolayı çok karanlık çıkıyor bugün. Mutfağın lambasını da yaktım ama. Böyle bu şekilde. Bol yeşillikle. Ben kuru soğanı atmadım. Yeşil soğanı bol attığım için. Şöyle şu şekilde. Biraz bunu dinlenmeye bırakacağım şimdi ben. Malzemeleriyle iyice harmanladım.
Bunlar da şuradan malumuz kenarda kalsın, ihtiyaç duyarsak gene koyarız. Arkadaşlar ben soğumasını bekledim, soğudu. Şimdi sıkma aşamasına geçiyorum artık. Şöyle şu şekilde avcumun içinde biraz şöyle toparlayarak şöyle şu boyutlarda yapacağım. Sırayla tabağımın kenarını böyle uzun olsun diye parmağımla soğusun diye beklemiştim. Güzel de soğudu. Elime aslında şuraya tabağa su alacaktım ben ama biraz elim ısınmak için. Şöyle kenara koyalım. Elime tutmaması için biraz hafiften. Hakiki ustalar gibi beceremezsek de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bazıları çok güzel şekil veriyor. Ben o şekli o kadar veremiyorum. Şöyle biraz yasamlayalım. Çok kaba kalmasın. Malzemelerin hepsi organik sayılır arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğim soğanlar, maydanozlar çatıda, saksıda yetiştirmiştim. Salçası. Tam da büyük tabağa koymuşum galiba ya. Çok büyük tabak yapmışım. Ama ne yapalım, olsun artık. Yerleştirdik. Bu kadar büyük tabak aklıma gelmedi yani. Değiştirsem mi tabağımı? Böyle üşenmeyeyim arkadaşlar. Tabağımı şuradan şöyle şu servis tabağıma koyayım. Başka marul koyayım şurada. Çünkü tabağım büyük geldi. Bu şekilde şimdi normal yaptıklarımı sırayla şu
Şu şekilde. Öyle iyi olmadı mı? İyi oldu. Küçük tabağımızda. Bu çok büyük gelmişti. Bu marulları tekrar yıkayacağım. Yerken kullanırız artık. Şu şekil vermesini bir öğrensem düzgün. Nasıl rüzgar var dışarıda da. Demin bir dolu gibi doluya artık bir geldi yağmur. Aslında büyük olsun istemiyorum. Yerken bunu atmasın. Bu tabak tam ayarında oldu şimdi arkadaşlar. Öbürünü doldurmayacaktı. Şöyle parmak izi vermek istiyorum. Çiğ köftelerde yapıyorlar ya, o kadar güzel oluyor ki. Parmağımın
Sesinizi çıksın istiyorum. Gelin arkadaşlar hep beraber yiyelim. Mercimek köftesi seven varsa buyursun gelsin. Öyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Güzel olmadı mı? Oldu. Ustalar gibi olmasa da ev yapımı benimki de güzel oldu arkadaşlar, değil mi? Bunu ben yapıyordum daha önceden de. Bugün yine aklıma geldi. Daha önce videolarımda vardır. Bir tane bir video çekmiştim. Mercimek köftesi. Bugün yine canımız istedi. Bugün hepimiz evde olduğumuz için dedim bir değişiklik yapalım yine. Böyle arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Kanalımda kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun inşallah. Rabbim öncelikle sağlık, huzur, mutluluk versin cümlemize. Böyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.